Merhabalar. Bugün çok düşündüm. Acaba bir skeç çekip insanları güldürsem mi, yoksa Ankara'nın bu karamsar ve mat havasına aldanıp ya da etkisi altında kalıp onun biraz düşünce deryasında dolansam mı? Düşünce deryasında dolanmak daha zor olmasına karşın bana daha yakın geldi. Çünkü havanın kapalılığı belki biraz da böyle Ankara'nın Bekir Coşkun'a yaz tutması gibi de algılanabilir. Çünkü Bekir Coşkun Ankaralı bir gazeteciydi. Çok değerli bir insandı. Tanımıştım kendisini. Programımıza konuk etmiştik yıllar önce. Gözlerinde onun bilgisini, derinliğini ve canlıseverliğini bulabilirdiniz. Canlıseverlik diyorum çünkü hayvanları onun kadar seven ya da hayvan haklarını onun kadar savunan az insan bulunur. Yani savunmasız olanların, yani elinde itiraz etme becerisi olamayanların, bitkinin, börtünün, böceğin haklarını savunmak. Yanı sıra bizim haklarımız için ortaya çıkıp itiraz etmek. Bunlar her baba yiğidin harcı şeyler değildir. Bekir abi bunu başarmıştı. Allah rahmet eylesin diyorum kendisine. Hakkımızda 2-3 defa çok güzel yazı yazmıştı, unutmuyorum. Gerçekten bizi yükseltmek için ya da bizi gün ışığına çıkarmak için uğraştı, sağ olsun, hiç unutmam. Bize iyilikleri de dokunmuştur bu açıdan. Köşesinde konuk etti, adlarımızı anarak, bizi taçlandırarak, bizi Metin ve Zekiye, Metin abiyle Zeki Alasya'ya benzeterek, Levent Kırca'ya benzeterek bizde bir gelecek gördüğünü ifade etmişti. Sağ olsun. Bu bizle ilgili belki bir konu olabilir sadece, ama değerine değer katması anlamında söylemedim bunu. İnsan böyle güçlü büyük insanların yanında olmak ona, yani kişinin kendisine bir tatmin de veriyor aslında. Belki de burada benimki biraz ayıp. Yani ona sırtımı yaslayarak yükselmek. O da itiraf olsun. İnsan, yani düşünen, yazan, sorgulayan ya da değiştireyim, düşünebilen, yazabilen, sorgulayabilen. Çünkü ebilme olmasına karşın herkes düşünmüyor, yazmıyor, sorgulamıyor, itiraz etmiyor. Ebilmek ne demek? Yani bir şeyi yapabilme yeteneğimiz varken onu kullanmamak ya bizim tabii duruma bağlı, ahlakımızda ya aklımızda ya hesap kitabımızda bir sorun olduğunun göstergesidir. Yani bildiğimiz halde işimize gelmediği için bir konu hakkında susuyorsak burada bir alçaklık söz konusu olabilir. Korktuğumuzdan olabilir. İşimize gelmiyordur. Oradan çok iyi nemalanıyoruzdur. Aman dur sesini çıkartma canım diyebiliriz. Ama bu diyebilme ahlaki bir diyebilme değil. Biz yalan da söyleyebiliyoruz. Ama doğruyu söyleyebilme yetimiz her zaman var. Doğruyu söylemekten nedense kimi zaman imtina ediyoruz, kimi zaman doğruyu görmezden geliyoruz. Tanık olduklarımız var, yaşadıklarımız var, duyduklarımız, gördüklerimiz, bildiklerimiz var, susuyoruz. Bekir abi susmayan insanlardandı. Her şeye rağmen konuşan bir insandı. Laflarının çoğu yanlış anlaşıldı, başka taraflara çekildi. Bir tane slogan, bir laf, o göbeğini kaşıyan adam nerelere götürüldü? Ki eğer tanısaydınız artık Bekir abiyi, öyle olmadığını anlardınız. Şimdi cehaleti alkışlamak, cehaleti taşaklamak adamlık demek değildir. Yani cahil güruhuna siz cahilsiniz demek, tamam, bunun söyleyiş biçimi olabilir. Daha nezaketle söylersiniz ama kimi zaman can yakmak gerekiyor. Anlamıyor çünkü karşınızdaki. O canı yakmadan o anlamayacaktır da. Hareket etmek için kimi zaman bizim böyle bir iğneye, bir çiviye, belki bazen bir sopaya ihtiyacımız oluyor. Şiddetten bahsetmiyorum. Farkına varmamız için bir şekilde canımızın yanması gerekir. O şekillerden bir tanesi de bazen böyle bir slogan lafla ortaya çıkabiliyor. Haklılık mıdır yani? Göbeğini kaşımak bir meziyet değil ki. Yaşam, kültür öyle hasbelkader geldim gidiyorum da oluşan bir şey değil.
emek semek sizin üstüne koyarak yaptığınız bir şeydir. Eğer siz, ne olur lafımı yanlış anlamayın, bir hayvan gibi olana razı oluyorsanız, yani doğanın koşullarına rıza göstererek, bulduğunuzu yiyerek, bulmadığınızda sabrederek yaşıyorsanız, bu zaten öteki canlıdan ya da canlılardan farkınız olmadığını gösterir. Oysa insanoğlu ne yapıyor? Gökyüzünü merak ediyor, uçmayı deniyor, başarıyor, daha da ilerisini, uzayı hedefliyor, galaksilerden falan söz ediyor, artık işte paralel evrenlerden falan söz ediyor, hayali daha da genişliyor, merakı azalmıyor. Suyun altına giriyor, yerin binlerce metre derinliğini, altını merak ediyor, ne var diye. Su altı dünyasını öğreniyor, yeryüzünü öğreniyor, bitkileri, böcekleri, insanı, her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir insan var, bir de diğeri gibi, yani diğer canlı gibi bulunca yiyen, bulamayınca sabreder. Başına kim geçerse geçsin ona rıza gösteren, isyan etmeyen, itiraz etmeyen insan tipi. E bu bir başarı ve meziyet değil ki, bunu nasıl övebiliriz ki? Ama başımıza geçenlerden bazıları bizim böyle olmamızı isteyebilir, sorgulamamamızı, itiraz etmememizi, ayağa kalkmamamızı, hakkımızı aramamamızı isteyebilir. Bunu gütmek için de bizim hassasiyetlerimiz üzerinden bir retorik kurabilir, bir yönetme biçimi, bir algı sistemi oluşturabilir. Nasıl olur bu? Vatan, millet, Sakarya, iki toplu batarya. Yani vatanın bölünmez bütünlüğü gibi, kuşkusuz vatanın bölünmesin, ben onu tartışmıyorum kimseyle. Ya da din üzerinden siyaset yaparak sizin korkularınızı, yani vatanın, milletin bölünmezliği korkusu, bölünebilirliği korkusu ya da dininizin elden gideceği korkusu üzerine bir takım tehlikeler, size olmayan tehlikeler sunup üzerinden sizi yönetmek isteyebilir ve bunu başarabilir. Böyle bir şey var. Bizim görevimiz okuyan, düşünen, yazan, sorgulayan, çizen insanlar olarak farkına varıp itiraz etmek. Bu kötü bir şey değil. Arkadaş, yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ne olur bir bakın ardına arkasına. Bunun sana bir yararı var mı? Yani gündelik yarardan bahsetmiyorum. Sana atılan bir çaydan, sana atılan bir tane küçük bir hediye eşyadan bahsetmiyorum. Çocuğuna verilen oyuncaktan bahsetmiyorum. Geleceğinin inşasından bahsediyorum. Bir gelecek inşası çok kolay değildir. Gelecek dediğimiz yarın değil, yarınlar. Çocuklarınızın, çocuklarının, çocuklarının göreceği güzel günler. Umudumuz o ya. Bekir abi bu yüzden önemliydi mesela. Çok derin konular içerisinde, güzel mizahıyla, çok da güzel elekten geçirerek anlatırdı her şeyi. Bir kez daha kendisini rahmetle anıyorum. Erdemli olmak kolay iş değildir. Erdemli olmak böyle ezbere, hepimizin hasbelkader, ağız alışkanlığıyla kullandığı, gelişi güzel söylediği daha doğru olur. Erdemlilik çok kolay bir iş değildir. Çünkü erdemli olmak zordur. Erdemli insan okumak zorundadır, düşünmek zorundadır, sorgulamak zorundadır, itiraz etmek, vicdanının olması gerekir erdemli insanın. Acıma duygusunun olması gerekir. Erdemli insanın birçok özelliği var. Erdemli olabilmek için ben erdemli olmaya çalışıyorum. Çünkü insan olarak zaaflarım var. Kimi zaman yanıp yakılabiliyorum, düşebiliyorum. Hoş kalkıyorum ama düştüklerimi inkar edemem. Yani ben de çok yanlış yaptım. Yani İslamik terminolojiyle günahsız bir insan değilim. Bir günahkarım. Ama günahkarlığı benimseyen bir adam değilim. Ben iyi insan olmaya çalışıyorum. Yani kimseyi üzmemeye, hiçbir canlıya zarar vermemeye, etrafımı anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi tanımaya çalışıyorum. Bu kötü bir şey değil. Ama erdemliliğin zorluğunu anlayan tırnak içinde zeki insanlar, kurnaz insanlar, oraya gitmenin çok uzun bir süreçten geçtiğini görüp, yani erdemliliğe tırmanmanın, eğer erdemlik bir dağsa, o dağa çıkmanın çok zor olduğunu görüp, cehaleti kendisine cephe yapıp orada savaşmayı yeğleyenlerle karşı karşıyayız. Ki çoğunluk böyle. Erdemlilik dağına tırmanmak zor geldiği için, oraya ulaşmak çetrefilli ve çetin olduğu için, kafamızın, gözümüzün kırılması mümkün olabileceği için, hatta belki ölebileceğimiz için, oraya ulaşmak yerine bir herhangi bir canlı gibi yiyip içip
kıt kanaat geçinmeyi yeğleyen ve cehaleti okşayan, cehaletinin militan olan insanlar var. Benim kızgınlığım onlara. Sanırım Bekir abi de onlardan söz ediyordu. Ki bu cehaletin cephesinde şiddetten başka dil üremiyor. Niye? Çünkü elinde başka bir data yok, veri yok. Neyin kavgasını yapabilirsiniz? Cahilliğin kavgası olur mu? Cahilin kavgası ne diyor lan? Bağıracak, başka ne yapabilir ki? Öfkelendiğinde diyecek lafı yok. Tarih bilgin var mı? Vatan! Ne biliyorsun vatan hakkında? Slogan. Boş. Çöp hepsi arkadaş. Yeme bizi. Çöp çöp. Öyle vatan sevilmez. Vatanı seviyorsan vatanının iyi bir ferdi olacaksın. Çok okuyacaksın. Çok düşüneceksin. Çok sorgulayacaksın. İtiraz edeceksin. Öbür türlü olmaz. Olmaz. Yalan söylüyorsunuz. Her kimseniz bilmiyorum. Okumuyorsanız, sorgulamıyorsanız, düşünmüyorsanız, itiraz etmiyorsanız, vatanınızla ilgili bir savaşın içinde değilseniz yalan söylüyorsunuz. Öyle sloganla vatancılık olmaz. Milliyetçilik olmaz. Dinseverlik de olmaz. Yalan söylüyorsunuz. Kimse ona söylüyorum o yalan söylüyorsunuz lafını. Eğer biz bu dünyada onurlu yaşamak istiyorsak, ki onur bir insanın taşıyabileceği en güzel payedir. Onurlu yaşamak istiyorsak dik durmak zorundayız. İnatçı olmak zorundayız. Ama bunları yaparken şiddetle değil, hoşgörüyle, anlayarak ve anlatmayı da şiddet diliyle değil, güzellikle söyleyerek yapmak gerekir diye düşünüyorum. Onurlu yaşamaktan başka elimizde bir şey kalmadı. Malımız, mülkümüz yok. Öteki tarafa götürecek bir şeyimiz de yok. Ama onur öteki tarafa taşınabilir bir şeydir. İnanırsanız, inanmasanız onurunuzla toprağa gidersiniz. O da çok kötü bir şey değildir. Aksi halde, şöyle toparlayayım, aksi halde sizinle yaşanmaz kardeşim. Yani o kardeşim dediğim cehaleti kendisine cephe yapmış, cehaletin, cahilliğin militanı insanlara söylüyorum. Sizinle yaşanmaz ya da benimle yaşanmaz arkadaşım. Çok zor, çok zor. Onurlu yaşamak zorundayız. Bekir abi gibi onuruyla yaşayıp onuruyla ölen insanlara selam olsun. Yaşayanların da uzun ömürleri olsun. Bu bağlam içinde sizleri seviyorum. Teşekkürler.